Sahabe efendilerimizden Cabir radıyallahu an soruyor. Ey Allah'ın Resulü. Ya Resulallah, akhbirni an evvel eşyi halakahu Allahu Teala kablel eş. Allahu Teala eşyayı yaratmadan önce Allah ilk önce neyi yarattı diye soruyor. Soran kim? Cabir radıyallahu an soruyor. Buyurdular ki ey Cabir Allah ilk önce senin dedi peygamberinin nurunu yarattı. Ne demek istiyor? Ya yani Peygamber diyor, kendi benim nurumu yarat istiyorum mübarek. İlk önce yaratılan mübarek peygamberimizin nuru yaratılıyor. ortada bir şey daha yok. İnsanlar yok, melek yok, cinler yok. Bunu ne de bulabiliriz hocam diye sorarsanız Kitab-ı Taş kitabı var. kitab Taç Taş Haşerif kitabıdır. Beş çifttir. Beşinci cildinin 295. sayfasında bulabilirsiniz. Adres veriyorum. Ben anlayıcıya sordum hocam. Kitap sizde var mı? Dedi ben de var. Açtı bana yerini gösterdi. Ali Cefendi var ya bizim. Ali Ulu Uzunlar hocamız. Allah onu da hayırlı ömürler versin. O da yakında gelecek inşallah. Dua edin de gelsin. Söz aldık. Cübbel hocamdan söz aldık. Gelecek inşallah. gelmiyor Ama dedi ben geleceğim zaman dedi duyuru yapmayın dedi. Duyuru yapılmadığı zaman bilin ki Cübbel hoca geliyor. <gülüyor> tamam. <gülüyor> sır bu. Ne, ne diyelim şimdi? Şimdi devamlı gelenler. Şimdi bu devamlı gelenler bunu illa kapar. Ama zaman veremiyorum. Şimdi biz söz verdik. Hocam ben geleceğim zaman duyur yapmayın. Devamlı gelenler istifade dedi. Niye ki söyle dedi mübarek. Öyle buyurdular. Yani hocacılar gelmesin dedi. Anladın mı acaba? Hocacılar gelmesin. Sohbete devamlı gelenler istifade dedi. Anlaşıldı değil mi efendim? Peki. Sır bu. Cabir radıyallahu anh sordu. Peki Allah onuru yaradı. Sonra tekrar soruyor. Bak talebe soracak. İlim öğrenmenin sırrı soru sormaktır. Ben çok soru sorarım. Öyle bir huyum da vardır hocalara. Tabi bilmediğimi sorarım. Sorun. İyi ki sormuşsun derisin sonra. Sormazsan ne olur sonra. Aha, keşke sorsaydık dersin. ya. Hızır Efendi'ye bir soru sordum tanımaz. Hocam dedim secdeye giderken bazı abiler ayağını bile kaldırıp geri indiriyor dedim. Bu dedim namazı bozar mı dedim. Kaç sene önce. Şöyle oturacağı zaman aynı kaldırıp hemen geri indiriyor. Beklemiyor yani. Bir anlık kaldırıp geri indiriyor. Namazı bozar mı diye sordum. Bu ona sormuştum. Buyurdular namazı bozmaz. Ama kaldırması tabii iyi olur ama bir anlık kaldırma namazı bozmaz buyurdu. Allah razı olsun. İki sormuşum bak. Size duyduğunuz, öğrendiğiniz değil mi? Soracak, talebe hoca'ya soracak. Cabir radıyallahu anh soruyor. Ey Allah'ın Resulü, peki Allah o nuru ne yaptı? Allah bir nur yarattı. Allahu Allah onu diyor, dörde böldü. Allah o ne yaptı? Dörde böldü. Haşeri uzun, hızlı geçeceğim. Çünkü dersimiz esas e, Kun'un yavaş yavaş girmeye çalışıyoruz. Birinci nurdan kalemi yarattı, kalem. Demek kalem yaratılmış ha. Kalem var. Kalem niye yaratıldı? Kaza ve kader diyoruz ya. Kaza ve kader defteri. Şu an kimin ne yapacağı, ne yaptı, ne yapacağı hepsi yazılı. Biz bilmiyoruz. Peki soru. Kalemi yarattı deyince kalem yarattı. Kalem yaz, Allah yaz dedi yazıyor kalem. Allah yaz dediği için mi insanlar onu yapıyor. El cevap? Hayır. Hayır. Şunu misal veriyor efendiler. Trafik polisi diyor ki mesela efendim kırmızıda geçerseniz kaza yaparsınız. Yazmış kalemle. Kırmızıda geçerseniz ceza işte kaza yaparsınız. Adam geçti kırmızıda kazayı yaptı. Bu polisler var ya eğer bunu yazmasalardı böyle ben kaza yapmazdım diyor şimdi. Doğru mu bu? Değil. Allah geleceği bilir mi? En cevap bilir. Allah geleceği bileceğin bildiğinden dolayı Allah-u Teala sen geleceği bilmese Allah olmaz. Kalemi yarattı, kaza ve kaderin yazılması için levhi yarattı. İnsanların, cinlerin yapacağı ne varsa imtihanla memur kimler varsa hepsinin yapacağı amellerini oraya tek tek yazdı. 24 Kasım 2019'da şu şu şahıslar şu derneğe Vaaz'a gidecekler. Şu hoca vaaz edecek. Bu namazda, programda ben yoktum. Vallahi ben yoktum. 15 gün önce bu hoca efendi ayarladım. Ama hoca efendi Trabzon'a gitti. İşi çıktı vesaire. girmeyelim. Geçen hafta bir hoca efendi cenazesi oldu. O da gelemedi. Yeni hafta hoca efendi geldi. Allah kabul etsin. Onu çağırdık. Bu hafta da biz geldik. Allah kabul etsin. Bak sen bir şey düşünüyorsun, yazıyorsun, çiziyorsun. Ama maalesef o dediğin gibi olmuyor. O da yazılıydı. Ama biz bilmiyoruz. Ben bilsem çağırır mıyım mı hocayı buraya? Çağırmaz. Bilmiyorum çünkü ben. Ben geleceği bilemiyorum. Şu an aralığın 28'ine kadar bütün hocalar dolu şu an. Gelecek belli şu anda. Belirledik onu ama bakalım kim ölecek, kim gidecek bilemiyoruz. Allahu Teala birinci nurdan kalemi yarattı. ikinci nurdan levhayı yarattı. Üçüncü nurdan arşı yarattı diyor. Peki Dördüncü nur ne oldu? Ey Allah'ın Resulü Allahu Teala dördüncü nurda tekrar dörde böldü diyor ya Cabir. Birinci nurdan arşı taşıyan melekleri yarattı. Bak hepsi peygamberimizin nurundan yaratılıyor. Dikkat buyurun. Orayı kaybetmeyin ha. Yani şu merkezi kaybetmeyin. Asıl nuru kaybetmeyin. İkinci dörtten birinci birincisinden arşı taşıyan melekleri yarattı. İkinci nurdan kürsüyü yarattı. Üçüncü nurdan diğer bütün melekleri Allah yarattı diyor. Bütün melekler. Anlıyoruz değil mi arkadaşlar? Şimdi esas bize geleceğiz şimdi. Tekrar dördüncü nur, son nur. Tekrar Allah dörde böldü diyor. Bir dörde daha böldü. Birinci nurdan gökleri yarattı. Gökler yedi kat sema. Yedi kat semadaki aylar, yıldızlar ne kadar, kaç milyar, kaç trilyon yıldız varsa hepsini yarattı. Nasıl yarattı? Yarattı. Allah yaratırsa Yaratır mı? Yaratmış zaten da. Bize bir garip geliyor ama. Gökleri yarattı, ikinci nurdan yerleri yarattı. Yer, yerin altındaki demirler, kromlar, kromlar efendim, altınlar, ne varsa topraklar, toprak türleri, ağaçlar, taşlar, çimenler ne varsa yarattı. Bir de burası biraz insanın kafasını biraz karıştırıyor ama karışmaması lazım. İyi düşünse kafa karışmaz. Cennet ve cehennemi yarattı diyor. Vay be. Cennet anladık hocam, cehennemi biraz kafa karışıyor. Cehennem lazım mı? Lazım abi lazım ya. İzahını yapacağım biraz sonra. Burada bir ufak bir atlamı unutuyorum ben çünkü biraz. Mesela kafayı yaklasın diye söylüyoruz. Sarı samanı, yeşil otu. Koyuna veriyoruz, keçiye veriyoruz, mandaya veriyoruz, deveye veriyoruz. Hatta insana veriyoruz. İnsan peynir yiyor, efendim maydanoz yiyor, madımak yiyor, yeşil soğan yiyor değil mi efendim? Bu da soğan, ot yiyor insan. Efendim semiz ot yiyor. allah Teala yiyen insanın veya hayvanın göğsünde, memesinde süt oluşuyor. Oluşuyor mu efendim? Bunu gözümüz görüyor mu? Görüyor, vallahi görüyor. Sen daha doğmadan, ben daha doğmadan Annemizin göğsünde Allah bize iki çeşme yaratmış. İki çeşmeyi senin için, bizim için yaratmış. Niye? Kulum yesin de büyüsün diye. Büyüsün diye. Peki bu hayvanın afedesinin dışkıları var. Ona gübre derler. O gübre işe yarar mı? Yarar ya. Yaramaz mı ya? Derisi işe yarıyor. Boynuzu işe yarıyor. Paçası işe yarıyor da. Boynuzlar hepsi işe yarıyor. Bir de gübresini tarlaya atıyorsun bahçeye. Biri yetmiş veriyor, biri 50 veriyor. Değil mi? İşe yarıyor. Cehennem gübre gibi yani. işe yarıyor. Allah bize cümle muhafaza eylesin. Korkmak lazım. Hak anlatıyor. Cehennem anlatıyoruz ama cehennemi anlayarak Mevlam anlatmayı nasip eylesin. Amin. Anlayarak dinlemeyi nasip eylesin. Amin. Cehennem var diyoruz. Sabah namazında cemaat bir saf dolmuyor işi camiye. Bu nasıl olacak? Nasıl cehennem var? Cehennem varsa bu caminin dolması lazım. Dolması lazım ya. Cehennem var diyorsak bu caminin dolması lazım. Cami sadece depremde sallanınca dolmaması lazım. Allah cümlemizi yesin inşallah. Amin. Cehennemi anlayarak anlatmayı, anlayarak dinlemeyi nasip etsin. Amin. Cehennemi unutturan filmlerden, cehennemi unutturan maçlardan, cehennemi unutturan şarkılardan, türkülerden, faizlerden, sigaralardan, bonzaylardan, esrarlardan, eroyunlardan... Allah bizleri muhafaza eylesin. Allahu Teala üçüncü nurdan cennet ve cehennemi yarattı. Dördüncü nuru Allah tekrar dörde böldü diyor. Ya Camir Birinci nurdan müminlerin gözlerinin nurunu yarattı. Müminse bu adamın gözünde nur vardır. Nuru azalır. Ne? Namaz kılmasa nuru azalır. Oruç tutmasa nuru azalır. Parası var. Zekatı vermezse nuru azalır. Zenginse hacca gitmese nuru azalır kötü filme bakarsa, boş konuşursa, gıybet ederse, yalan konuşursa, iftira atarsa gözünün nuru azalır Müslümanın diyor. Böyle muhafaza edesin inşallah. Allah Allah. İkinci nurdan kalplerinin nurunu yarattı. Biri bir şey anlatıyor kalbine bir soruyorsun. Kalbin hiç cevap vermiyor. Yok diyor. Anlatıyor anlatıyor. Yok yok diyor. Cevap vermiyor. Kalbe bir sor. Kalbin ne diyor? Kalbine bir danış ya. Senin kalbinde bir nur var. Sen Müslümansın. Kalbine bir sor. Sorarsan fark edeceksin. Sor kalbine. Üçüncü nurdan da dillerin nuru ki buyurun La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Burada aşeri bitiyor. Daha da sormadı diyor mübarek. Burada bitti. Ben de burada bitiriyorum.